Merhaba arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım videom temizlik videosu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bulaşık makinesi nasıl temizlenir? Şikayetlerim üzerine sizlerden bilgi almıştım. Bana vermiş olduğunuz önerileri göz önünde bulundurarak makinamı iş temizliğini yaptım. Ve sonucu gerçekten harikaydı. Ben memnun kaldım. İnşallah da bu şekilde makinam devam temizlikar. Eğer temizlik amaçlı da birkaç uygulayacağım işlem var. Onları devam yapacağım. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz makinenin içerisinde parlatıcısı var, tuzu var. Filtresi o kadar pis olmadığı halde her makinede çalıştırdıktan sonra bulaşık tabaklarının üzerine, yani tabakların üzerinde, bardakların içerisinde böyle lekeler kalıyordu, yemek artıkları kalıyordu, kum gibi maddeler kalıyordu bardakların içinde bile. Nereden geliyor şaşırıyordum. Çok canımı sıkıyordu. İç temizliğini yapsam da bir türlü sonuçta memnun kalmıyordum. Evet, bu kez derin bir temizlik yaptım arkadaşlar. Öncelikle bu gider borusunun içerisini suyunu boşalttım. Böyle süngere suyunu çektirterek içini boşalttım arkadaşlar. İlk temizliği bu gider borusunu temizleyerek yaptım. Kettle'da da suyumu kaynattım. Bir tarafta kaynar suyum hazır olmuş oldu. Evet, bu şekilde tıkanmış boruları açmak için arkadaşlar, dilerseniz toz ilaç kullanabilirsiniz. Dilerseniz benim gibi sıvı jel ilacı kullanabilirsiniz. Bunu içerisine döktüm. Yaklaşık yarım çay bardak, bir çay bardağına yakın bu ilacı içerisine döktüm arkadaşlar. Sonrasında kaynatmış olduğum sıcak suyu da üzerine döktüm. Bu esnada solunmaya gayret edin havasını arkadaşlar. Her ihtimale karşı kendinizi koruyun. Bu şekilde yaklaşık bir 10-15 dakika beklettim. Şunu da tırnak içinde belirtmek istiyorum arkadaşlar. Herhangi bir temizleme, gider borusu temizleme ilacını kullanabilirsiniz. Bu şekilde filtresini de içine taktım. Sonrasında bu suyu pompalatarak çektirdim arkadaşlar. Dışarı attırdım. Sadece bu ilacı çektirmiş oldum. Yani makineyi daha çalıştırmıyorum arkadaşlar. Yani boş yıkama yapmayacağım. Onu en son yapacağım. Tekrardan içindeki o gider borusunun içinde suyu süngerle çektirtiyorum. Burada biraz bulanmış olsa da gördüğünüz gibi arkadaşlar içini temizledim. Sonra kenarlarını sileyim derken bu lastiği kenarında küçük bu şekilde gördüğünüz gibi sıkışmış lekeler gördüm. Dedim acaba bardakların içerisine o kum gibi gelen parçalar buradan mı geliyor diye şöyle silmeye çalıştım. Ama silerken de çok ayrıntılı çıkartamıyordum. Çünkü bir miktarı da içerisindeydi. Daha sonrasında bu lastiği tamamını makineden çıkarttım arkadaşlar. Gözlerime inanamadım. Sizlere de göstereceğim. Şuradaki birikmiş pisliği görebiliyor musunuz arkadaşlar? Eğer sizin de makinanız pis yıkıyorsa mutlaka arkadaşlar lastiğini çıkartıp yağ çözücü ile sıcak suda bekletip sonra fırçayla temizleyin bunu arkadaşlar. İnanın farkı göreceksiniz. Görüyorsunuz, ben şok içerisindeyim arkadaşlar. Bu pislik nasıl bunun içerisine girer? Önce normal bir şekilde bulaşık beziyle böyle yıkadım ama sonra içim rahat etmedi benim arkadaşlar. Bir tasın içerisine lastiği koydum. Üzerine de 3x ilacı vardı. Siz yağ çözücü ilaç da dökebilirsiniz bir kapak. Daha sonra kaynar su üzerine döküp beklettim. En sonda fırça ile temizleyerek
bütün o pisliklerinden arındırdı. Ve içindeki kalmış olan o pis lekeleri de süngerle tekrardan temizledim arkadaşlar. Derin bir temizlik yaptım. Gerçekten hiçbir pislik kalmayacak şekilde içerisindeki o birikmiş olan pislikleri temizledim. Bayağı uğraştım arkadaşlar makinenin temizliğine. Yaklaşık 2 saat kadar toplam sürdü. Evet, gördüğünüz gibi biraz yağ çözücü, yağ sökücü ekliyorum. Bir kapakta 3x ekledim. Ve üzerine de kaynar kettle'da kaynatmış olduğum suyu döküyorum. Bu şekilde bir 10-15 dakika beklettim. Sonrasında fırçayla temizledim. Bütün arasındaki o pisliklerden arınmış oldu. Görüyorsunuz nasıl güzel kabarıyor arkadaşlar. Evet. Benim uyguladığım işlemler buydu. Sizlere bu lastik temizliğinizi yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Mutlaka göz atın, bir bakın. Eğer makinanız çok pis yıkıyorsa iç temizliğini de yaptıysanız gider borularını, filtrelerini, su kolu temizliğini hepsini yaptıysanız arkadaşlar mutlaka bir de bu lastik temizliğine bir göz atın ve lastiğini temizleyin arkadaşlar. Evet, yıkadım. Daha sonrasında tekrardan çıkartmış olduğum yerden makinama taktım. Görmüş olduğunuz bu filtreleri de fırça ile tekrardan her tarafını sürte sürte temizleyerek yıkadım arkadaşlar. Daha sonra duruladım. Filtrelerim de temizlenmiş oldu. Filtre temizliğini de arkadaşlar ayda bir yapmayın. En aşağı haftada bir yapın. Çünkü birikiyor arkadaşlar. Yağ, yemek artıkları, kalıntılar, tabakta kalan o artık yemekler birikiyor. Bu da makinamızda bulaşıkların temiz yıkamasına engel oluyor. Bunun için bu filtre temizliğini de haftada bir yapmanızı tavsiye ederim. Evet. Lastik temizledik. Filtreleri temizledim. Şimdi gider borusunu gider ilacıyla temizledikten sonra ben işimi daha bir garanti yapmak istedim arkadaşlar. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bunu ikinci bir işlem olarak mesela bir ay sonra yapabilirsiniz. Ama ben hemen yapmak istedim. 2 yemek kaşık karbonat, 2 yemek kaşık limon tuzu makinamın gider taraflarına ve iç kısmına serptim. Ve kaynamış olan suyu da üzerine döktüm. Gördüğünüz gibi cosur cosur güzelce coştu. Her tarafının içini de bulaşık beziyle sildikten sonra makinamı boş bir şekilde 70 derecede 2 saat 15 dakikada çalıştırdım. Ve çalıştıktan sonraki hali pırıl pırıl görüyorsunuz. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. O su kolu pervanelerini de bir kürdanla o deliklerini temizleyin. Olabilir çekirdek olabilir, limon çekirdeği olabilir, domates çekirdeği, herhangi bir pislik girmiş olabilir. Bu su kollarını da kürdanla ve tanzikli su vererek temizleyebilirsiniz. Çok kolay bir şekilde çıkıyor. Alttan çevirdiniz mi hemen çıkıyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Evet. Gördüğünüz gibi bulaşıkları yıkadım. Tabaklarım pırıl pırıl parlıyor arkadaşlar. Tertemiz. Hiçbir kalıntı yok. Su lekesi bile yok arkadaşlar. Ben gerçekten sonucuna şaşırdım. Görüyorsunuz. Bardakların içerisinde o kum gibi lekeler de yok. Yani yemek artıkları da yoktu. Ben sonuçtan çok memnunum. Umarım sizler de bu şekilde temizliğini yaptıktan sonra makinanız temiz yıkar ve sonucundan memnun kalırsınız arkadaşlar. Dediğim gibi haftada bir filtre temizliğini yapacağım ve ayda bir boş yıkayarak limon tuzu, karbonat veya sirke ile boş yıkayacağım. Bu şekilde iç temizliğini yapacağım. Kaşıklar görüyorsunuz. Hiçbir su lekesi yok ve tertemiz parlıyor. Sizlerin de bulaşık makinanız güzel yıkamıyorsa mutlaka bir yerlerinde bir pislik birikmiş olabilir arkadaşlar.
Sizlere başta soracağım soruyu sonda sorayım arkadaşlar. Bulaşıkları yıkarken suya tutar mısınız? Yani ön pisliğini alır mısınız? Bazı arkadaşlar söylüyor, hiçbir pislik almadan direkt makineye atılmasını söylüyorlar. Sensör o şekilde algılıyormuş diye söylüyorlar. Ama ben hiçbir şekilde suya tutmadan bulaşıkları makineye atmıyorum. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Yoruma bekliyorum arkadaşlar. Ya da uyguladığınız temizlik yöntemleriniz var mı? Neler yapıyorsunuz? Lütfen bizimle paylaşın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Farklı bir yayında tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.